merhaba. Rejenerasyon 20 programı kapsamında Advice kurucusu Erman Turan ile beraberiz. Sorumuz şu: Deep Tech girişimleri nereden başlamalı? Merhabalar, isim Erman Turan. Advice girişim ve danışmanlık firmasının kurucusuyum. Deep Tech girişimleri aslında son teknolojiyi ve dünyadaki son teknolojiden daha iyi bir teknoloji üretmeleri gerektiği için özellikle kuluçka merkezleri ve hızlandırmalardan oldukça fayda sağlayabilecek firmalar. Bunların aslında en temel özelliklerinden birisi altyapı ihtiyacı ya da makine parkuru ya da know-how erişimi gibi konularda üniversite teknoparkların oldukça onlara yardım edebileceği. Mesela çok küçük bir örnek vermek gerekirse, yine bir biyoteknoloji firması kurduğunuzda bir ıslak laba ihtiyacınızın olması ya da o konuda çalışan insanlara erişiminizin olması ya da en azından o konudaki patentleri takip edebileceğiniz araçlara erişiminizin olması gerek. Tabii ki bunları kendiniz karşılayabilirsiniz ama özellikle teknoparklar, üniversitelerin kuluçka merkezleri sizlere bu konuda oldukça destekleyeceklerdir. Bunun yanında deep tech dediğimizde ve son teknoloji dediğimizde aslında bu son teknolojileri ve dünyadaki en sıcak gelişmeleri takip eden insanlar akademisyenler. Bu anlamda da akademisyenlerle birlikte çalışıp onlardan know-how transfer etmeniz ve onlara yakın bir mecrada olmanız deep tech'ler için oldukça önem arz ediyor bana sorarsanız. Yine TTO'lar, yani teknoloji transfer ofisleri, sizlerin fikri mülki haklar konusunda ulaşabileceğiniz database'lere ulaşmanızı, bu konularda danışmanlık alabileceğiniz insanların olduğu ya da bu konularda işbirliği yaptıkları partnerlerle sizi görüştürerek sizin daha hızlanmanıza da yardımcı olabilir. Bunların dışında özellikle Türkiye'de ve dünyada da aslında deep tech girişimleri devletlerden gelen destekler ya da farklı yatırım mekanizmalarıyla desteklenir. Bundan dolayı hibe programları ve uluslararası hibe programlarına başvurarak da aslında bir nevi yol haritanızı biraz daha ilerletebilirsiniz yatırım süreçlerinde. Tabii ki bahsettiğim gibi uluslararası en son teknolojiyi takip etmeniz, büyük firmalarla yakın olmanız, bir kuluçka merkezinde en azından bir sene ya da iki sene gibi altyapı ihtiyaçlarınızı ya da makine parkuru ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız bir yerde başlamanız sizler için çok daha ekonomik olarak iyi olacaktır diye düşünüyorum.